Dünyada ve ülkemizde su kaynakları hızla kirleniyor. Kirlenmesinin yanı sıra iklim değişikliklerinden dolayı su kaynaklarımız azalıyor, aslında bitiyor. Ayrıca bir fabrikanın en başında suyun girdisinden başlıyor. Atılan suyun arıtılıp geri kazanılmasına kadar olan sürecin tamamını yapıyor. Ayrıca çalıştığı endüstride, proseste, içme veya kullanma suyu olabilir, proses suyu olabilir, atık su olabilir. Sürdürülebilir olabilmesi için aynı zamanda işletme desteği veriyor. Girdilerimiz neler diye baktığımızda karşımıza en büyük girdi şu anda enerji. Peki ne yapmamız gerekiyor? Enerji verimliliğini çok üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. İşte burada ABB ortaya çıkıyor. ABB ile olan işbirliğimizde enerji girdisini azaltmaya yönelik. Hani hem suyu arıtıyorken hem dünyamıza zarar vermeyelim, çevremize zarar vermeyelim. Ama en büyük maliyetin işletmedeki enerji olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bu geri kazanım tesisleri için de geçerli. Bu yüksek basınçlarda deniz suyunu arıtıyorken de geçerli. Bu bir fabrikanın içerisinde saatte 30 bin, 40 bin, 50 bin metreküp su dönüyor. Bu suyun tamamı da soğutma amaçlı kullanılıyor. Bir kısmı buharlaşıyor ama kalan suyun tamamını sürekli olarak o döngü içerisinde çevirmemiz gerekiyor. Anında arıtarak, anında şartlandırarak. Ama bunu kim yapıyor, ne sağlıyor? Bunu bir pompa istasyonu sağlıyor. Enerji sağlıyor suyun dönüştürülmesini. Orada su dönüştürülüyorken bir makinayı koruyabilmek için, o makinanın ürün üretebilmesi için gidip geliyor bu su. Ve orası bir enerji merkezi haline geliyor. İşte burada motorun verimliliği, burada kullanılan sürücünün özelliği, burada kullanılan basınçlar, transmitterler, ölçümler vesaireler vesaireler. İşte ABB'nin ürün yelpazesi bunun tamamını sağlıyor veya tamamlayıcı ürün oluyor. Onun için enerjiyi ve suyun üretimini birbirinden asla ayıramayız. İkisini birlikte kullanmak zorundayız. Birbirinden ayrılamaz. Bir şehrin suyunu arıtıyorsanız, bu şehrin suyunu arıtabilmeniz için gerekli olan enerjiyi yanındaki bir santralden üretiyorsunuz. Yani tesisin yanına bir de elektrik santrali kurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu kadar önemliyken, biz denizden o kadar soğutma suyu çekiyorken, bahsettiğim debiler 800 bin metreküp, saat 850 bin metreküp, enerji kullanıyoruz. Biz sadece suyun kirliliğine bakmayalım, doğanın kirliliğine bakmayalım, doğayı neyle kirlettiğimize bakalım gibi düşüncelerden yola çıktığımız zaman ABB ve ARC'nin işbirliği, beraber yaptıkları projeler, onların performans değerleri ve ölçülebilir enerjisi burada ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Biz bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu nedenle de hem ABB'nin mühendislik anlayışına hem de ürün yelpazesine ve öncelikle bizimle beraber doğaya, çevreye de etki edecek nitelikte yaptığı çalışmalardan dolayı ABB'ye işbirliğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Bilal Aktaş. ARC Su Teknolojileri firmasında 13 yıldır elektrik otomasyon birim yöneticisi olarak çalışıyorum. Faaliyetlerimizi yürütmüş olduğumuz iş sahalarına ağır endüstriye hitap ettiğinden seçtiğimiz ekipmanların ve saha enstrümanlarının kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğu önem arz etmektedir. Bu süreçte ABB ile birlikte müşterilerimize çözüm üretmeye başladık. ARC ve ABB'nin sektördeki uzmanlığının bir araya gelmesi müşterilerimize daha çevreci, sürdürülebilir prosesler sunmamıza destek olmaktadır. ABB'nin elektriğin üretilmesinden motordaki harekete varana dek tüm komponentleri sunabiliyor olmasıyla tek marka ile maksimum uyumun estetiğin bir araya gelmesini sağlayabilmekteyiz. ARC bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiş olduğu endüstriyel su ve atık su projeleriyle demir çelik, çimento, petrokimya gibi birçok endüstride faaliyet göstermektedir. Her geçen gün hızla teknolojisini arttıran dünyamızda
daha verimli, çevreye duyarlı, insana duyarlı ve güvenli tesisler inşa etmek daha da önemli hale gelmiştir. ARC olarak ABB ile birlikte müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sunmaktan memnuniyet duyuyoruz ve bunu daima bir adım öteye taşımayı hedefliyoruz.